Hoca Ali Rıza Üsküdar, Ahmediye doğumlu. Zaten Üsküdar'lı ressam, Üsküdar'ın ressamı olarak anılır genellikle. Üsküdar'ın o döneminden, kendi zamanından bugüne gelmeyi başaramamış ama onun çalışmaları üzerinden görme imkanına eriştiğimiz evleri, sokakları ya da manzaraları, peyzaj çalışmaları üzerinden Kandili'den Boğaz'a bakışı, birçok sırttan, tepeden, açık alanda çalışılmış eserleri üzerinden görme imkanına erişiyoruz. Bu anlamda Hoca Ali Rıza'nın belgeselci bir tarafı da var. Yani o çalışmaların altına tarih düştüğü gibi aynı zamanda notlar düşen bir isim. Bununla şöyle bir derdi olduğunu düşünüyorsunuz ister istemez. Sanki gelecekte bu güzellikler, bu gerçekler kaybolacakmış. Kaybolmasının işaretleri o dönemde belirginleşmeye başlamış. Ve hoca o var olan, o dönemde nefes alan, kendisinin neşelenmesine, etrafına saçtığı o sokakların, evlerin neşesinden nemalanarak kendisinin de o çocuksu bir mutluluk, bir huzurla yaşadığı o hali, buna sebep olan o evleri, o sokakları kayıt altına alarak bu zamana ve sonraki zamanlara aktarmak gibi bir derdi olduğunu hissediyorsunuz. Nitekim zaten kendisi de bunu bir yazısında ifade ediyor. Benim diyor, resim sanatının diğer tarzlarıyla kıyaslandığında asıl tarzımı ifade eden peyzaj ressamlığıdır diyor. Yegane zevkim memleketimin tatlı semaları altında zümrüt yeşili görüntüler üzerine serpilmiş yerli ve milli bir yaşayışı anlatan Osmanlı aşiyanları, yani evlerini, mahallelerini, manzaralarının ağaçlık yerlerini, tarihi ve kıymetli eserlerini öldürmemek ve onlara uzun bir hayat vermek olduğu için bu yolda yaptığım pek çok poşatlar, krokiler, gerek kare kalem, gerek sulu boya ve yağlı boya resimlerin sayısı her geçen gün artmakta olan yadigarlarımdır, diyor Hoca Ali Rıza. Bu kendi yaptığı çalışmaların kendi tercihiyle ilgili cümlelerinden oluşan bir bölümdü. Hoca Ali Rıza'nın bugün aslında o ve beraberindeki ardılları dediğimiz ya da halefleri dediğimiz isimler üzerinden bizim konuşacağımız şey onun resmindeki yeteneği ya da dehası değil aslında. Biz daha çok onun güzel bir insan örneği olarak, ahlaklı bir sanatçı örneği olarak, asil ve abidevi duruş sahibi bir şahsiyet örneği olarak kim olduğu ve neye tekabül ettiği bugün bizim konuşmak istediğimiz şey. Çünkü bugün itibariyle eksik kaldığımız, kaybettiğimiz ve ihtiyacımız olan şey bu. Yani bir sanatçı gerçekte nedir, neye karşılık gelir, nasıl olmalıdır sorusunun cevabı üzerine biz bir program hazırladık bugün. Ve bugünün sanatçıları üzerinden kıyaslamasını yaparak ya da böyle bir kıyaslamaya gitmeden zaten ortaya çıkacak manzarayı hepimiz göreceğimiz için o sanatçılığın insani, ahlaki ve değerler bağlamındaki yüce karakteri kendiliğinden ortaya çıkacaktır diye umut ediyorum. Cemal Toy, Hoca Ali Rıza ve halefleri derken o kastettiğim haleflerden bir tanesi bana göre. Yani yaşayan ender örneklerinden bir tanesidir. Ben kendi adıma pek de rastlamadım açıkçası. Çok rastlamayı isterdim ve inşallah vardır da ben bilmiyorumdur. Hatta çok fazladırlar ve bulundukları her ortamda insanlara ilham veriyorlardır. Ve bu bir hüsnizan.
bu hüsnizanla yaşayabilirim ama öyle olmadığını da açıkçası düşünüyorum üzülerek. Cemal Hoca ise bunlardan bir tanesi. Ve ben Cemal Hoca'nın İstanbul'a ilk geldiği zamanlardaki o Üsküdar'da attar dükkanı olarak bildiğimiz Düzgünman kardeşlerin mekanındaki ziyaretiyle başlayıp bugüne kadar gelen o hikayesini kısaca kendisinden dinlemek, yani o ekolü bugün devam ettirebilme imkanı size bahşeden o seferden bir kuple bize sunarsa açıkçası sevinirim diyelim. Sonra isterseniz Süheyl Bey ile ilgili yapılan belgeseli izleyebiliriz. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Hepinize hürmetle selamlarım. Başta Hoca Ali Rıza, Süheyl Ünver, bugün Nazmi Ziya ve 1914 ressamları kuşağı diye nitelendirilen o kuşağı ve Ahmet Yakuboğlu, Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. O da 96 yaşında şu anda hastanede öğrencilerinden. Abdullah Taktak rahmetli ve Hidayet Şen, onlardan biraz bahsetmeye çalışacağız. Bir silsile şeklinde. Bizim Hoca Ali Rıza ile alakalı şöyle, yani onun dostlarıyla özellikle Necmettin Efendi, onun talebesi olan Ebrucu Mustafa Düzgünman'ın 1985-86'lı yıllarda Hattat Ali Toy amcamız olur. Fuat Başer'le birlikte bir ziyaretle kendilerini tanıma fırsatı bulduk Üsküdar'da. Güzel bir hoş sohbet oldu. Sonra kendisi bize bir Ebru ziyafeti, görsel bir ziyafet çekmişti. Böyle güzel insanların yanında susmak icap eder. Biz onların o haliyle pek çok şey anlatıyor. Kendisi biliyorsunuz Aziz Mahmut Hüdayi türbedarlığını yapmış yıllarca. Necmettin Hoca'nın da talebesidir. O işte Necmettin Hoca'nın o ilk çiçekli evruları yapan, hocasından kendisine sirayet eden o özellikle papatyaları ve çiçekleri Düzgünman'ın çok meşhurdur. Orada bir geleneksel bir terbiyeyi gördük. Muhabbet etme fırsatımız oldu. İşte amcamız her gelişinde bir demet Ebru ile gelirdi. Çünkü rahmetli Ebru'ları neredeyse bir ekmek fiyatına satardı. Ya işte insanlara sunardı. Çünkü bu iş yaygınlaşsın düşüncesiyle. Aktar dükkanından mesela birisi bir kilo karabiber falan almışsa bir zamanlar, bir daha almaya geldiğinde ya sen almıştın falan deyip almayı reddedecek. Yani bunu hani para kazanmaktan ziyade işte Osmanlı nezaketi, işte bak bunu daha önce almıştın, bir hatırlatma da bulunurmuş. Mesela o tartacağı kağıtla mesela kese kağıdı koyuyorsa o kağıdın miktarınca, çünkü baharat hafif iş ya, oraya da kağıt koyup böyle tartarmış rahmetli. Bu kadar ince, nazik beyefendi, İstanbul terbiyesi almış bir insan. Özellikle başlangıçta belki unuturum. Necmettin Hoca'dan biraz bahsedelim. Necmettin Hoca onun hocası. Onun Gel Keyfim Gel diye bir yazısı vardır. Bu yazıyı niye yazmıştır diye hani merak etmiştim. Meğerse İstanbul'un işgalinde o zor günlerde bir gün boya alması gerekiyor. Bu sıklemen rengine yakın morumsu bir renk var. O rengi almak için aktar dükkanı, işte Hindistan taraflarından geldiğini duyuyor. Mısır çarşısına geldiğini duyuyor. O boyayı almak için zor şartlarda, o işgal altında İstanbul 5 yıl biliyorsunuz işgal edildi. O şartlarda zor bela, güç bela, o şeyi göze alıp karşıya gidiyor, kayık tutup geri geliyor falan, o boyayı temin ediyor. O süreçte o büyük keyif alıyor tabii o boyayla çalışmaktan. Ve sonunda İngilizlerin o Toygar Tepesi'ne gittiklerini görüyor. Artık gemilerini falan uzaklaştıklarını görünce
ak kase şeklinde ebru yapmış. Gel keyfim gel diye bir tane yazısı vardır. Tabii ki hikayeleri bilmek gerekiyor. Arka yapılarını, işte onların o felsefelerini bilmek gerekiyor hocam. Yani düzgün manda işte Osmanlı terbiyesi almış mümtaz şahsiyetlerden birisi. Biz onların hallerinden ne kadar istifade edebilirsek bizim için kârdır diye hep bakıyoruz. Yani aslında Ebru'cu arkadaşlar çok bugün çok çok ileri düzeye taşıdılar. Bu özellikle çiçek Ebru'larını son derece güzel çalışmalar yapıyorlar. Ama işte bu terbiye kısmıyla alakalı da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir sanatçının nasıl olması gerekiyor, nasıl hayata bakması gerekiyor. Mesela Hoca Ali Rıza o kadar eser üretmiş, hiçbiriniz satmama çalışmış veya satmamış diyebiliriz. Yani sadece hediye etmiş. Binlerce resim yapıyor. Fakirlik yaşamasına rağmen satmıyor. Evet. O desen çalışmalarından önemli ölçüde zaten eşe dosta, konuya komşuya hediye olarak vermiş. Yani bugün çok yüksek değerleri olan o çalışmaları o gün insanlara, ama bunu yaparken aynı Mustafa Düzgünman'ın o ebruları ekmek parasına satması gibi yaygınlaştırmak, yani insanları o güzel çalışmalarla buluşturmak ve daha fazla insanı bu alanın içerisine çekmek. Hatta peyzaj çalışmaları için tabiata çıktıklarında Süheyl Ünver'le beraber etraflarına insanlar toplanıyor meraktan ve onlardan hiç rahatsız olmuyor mesela. Sırf işte belki birileri meraklanır, ilgisini çeker, birilerini daha bu güzelliğin içerisine katarız derdi söz konusu. Yani o hani böyle sanat eserini icra etmek için olağanüstü bir motivasyona ihtiyaç duyup da dışarıdan gelecek her türlü sizi etkileyecek uyarıcılara kendinizi kapatarak homojen bir steril atmosfer oluşturmak yerine dışarıdaki unsurları, aslında o doğal unsurları işin içerisine katarak resim yapmış, sanatını icra etmiş bir isim. Ki Cemal Bey'in az önceki o 5-6 dakikalık konuşmasında sizin de dikkatinizi çekmiştir. Benim çok dikkatimi çekiyor. İfade ederken bazı şeyleri hiç kimseyi ve hiçbir şeyi incitmemek üzere konuşup cümleleri kurmaya çalışıyor. Ben öyle değilim mesela, yani. Ben incitmeyi istemem elbette ki, ama bu kadar ince düşünerek cümleleri kurduğumu da söyleyemem. Ama Cemal Bey'in o işte Osmanlı terbiyesi ya da İstanbul terbiyesi dediğimiz ve bizim maalesef kaybettiğimiz ya da kaybede yazdığımız o terbiyeyi önemli ölçüde aldığını düşündüğüm için onun üzerinden konuşuyor, bize cevap veriyor, sağ olsun. Geçelim mi hocam belgeseli? Süheyl Ünver'in özellikle seçmemiz bu belgeselde başka tabii ki hoca ile olan münasebeti, yani Hoca Ali Rıza ile olan münasebeti, bir hocasıyla onun o telkinlerine ne kadar riayet ettiğini göstermesi açısından, bir de o zamanki kültürel yapı onunla alakalı. Bazen kesebiliriz, belki sıkılırsanız devam ettirebiliriz. Cumhuriyet'in ilk yılları sosyal değişikliklerin sert bir surette yaşandığı devirlerdi. Kültürel değişimin sıkıntıları her alanda kendini hissettiriyordu. Eskiyi red hastalığına müptela olmaksızın şahsiyetini koruyabilen insanlar çok azdı. O, gündelik olanın peşinden gitmeden, derin ruh, selamet ve aydınlığıyla türedi bir burjuvaziye karşı Cumhuriyet Türkiye'sinin kültürel dünyasının şekillenmesinde eskinin köklü ve soylu değerlerini korkmadan dışa vuran davranışlara taşıdı.
1898 İstanbul doğumlu Ahmet Süheyl Ünver, Doğu'nun kendi değerlerine yabancılaşmasının, Batı medeniyetinin aldığı mesafeyle hayatları kuşatmasının sancılarını bütün benliğiyle hisseder ve hayatının her anını geçmişine sahip çıkarak onun kaybettirilmek istenen hazinelerini ihya ve müdafaya hasreder. Süheyl Ünver masum bir insandı. Kötülük yapmayı bilmeyen bir kimseydi. Başucunda bir büyük hattata Kamil Aktik'e yazdırttığı şu kıta dururdu. Cihan bağrında ey akıl, budur makbulü insücin, ne sen bir kimseden incin, ne kimse senden incinsin. Kimseyi incitmemek daha kolay ama kimseden incinmemek çok zor. Evliyaullah'ın başarabileceği bir meziyet. Zaten Süheyl Bey bir tarikat terbiyesi almıştı. Baba tarafından Rumelili, anne tarafından İstanbullu Süheyl Ünver bir irfan ocağına açar gözlerini. Bir Kadir gecesi. Yani ben bir cümlenin altını çizmek istiyorum. Kötülük yapmayı bilmeyen bir insandı. Yani kötülüğün ne olduğunu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla siz kimseyi incitmiyorsunuz. En azından bile bile incitmiyorsunuz. Tabii onun da bir üstü, Uğur Derman onu ifade etti. İncinmiyorsunuz yani. Hani her şeyi kuşatacak ya da o ufki bir şekilde her şeyi bakarak fotoğrafın bütününü görüp meselelere ve insanlara yaklaşabilmek demektir. Yani anlık yaklaşarak, anlık tepkilerle hayatı yaşamak değil de dünü, bugünü ve yarını içine alabilecek bir şekilde bakarak olaylara ve insanlara yaşamak dediğimiz şey budur. Ve bu tabii ki çok zor bir şeydir. İstanbul Haseki'de dedesinin konağında kendisinden olana yabancılaşan, batılılaşan İstanbul'da Türk-İslam tezyinatının nadide örneklerine bakarak büyür Süheyl Ünver bu konakta. Dedesi hattattı Süheyl Ünver'in. Şevki Efendi geçti biraz önce o fotoğrafta. Şevki Efendi yani hattatlar içerisinde çok çok özel bir yere sahip bir şahsiyettir. Bir hocaya devam ediyor. O hoca evladım diyor, daha meşhur hattatlar var, istersen onlara devam etsen gibi bir cümle kuruyor. Fakat Şevki Efendi başka bir yere gitmek istemiyor. Hocam diyor, ben sizi çok seviyorum, işte başka bir yere de gitmek de istemiyorum falan diyor. Onun o güzel davranışından ötürü olsa gerek, rüyasında Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hattın o sırlarını ona öğrettiği rivayet edilir. Yani çok özel bir hattattır. Yazılarındaki o ruh gerçekten insanı etkiler. Ve o Süheyl Ünver'in dedesi oluyor Şevki Efendi. Birkaç sene önce yani İstanbul'da bir Topkapı Sarayı'nın girişinde hocam bir sergi düzenlenmişti. Bu meşhur hattatların eserleri. Birinci sınıf böyle değişik seviyelerde hattatlar var. Turistlere soruyorlar yani beğendiklerinizi işaretler misiniz veya yazar mısınız? Hiç bilmedikleri halde hocam, yani o hat sanatıyla alakalı bir şey bilmedikleri halde o içerisindeki taşıdığı ruhtan ötürü o yazıları okuyamamalarına rağmen seçiyorlar. Yani en seçtikleri hattatlar da genelde hep böyle birinci sınıf hattatlar. Onların bir tanesi de işte Şevki Efendi'dir, dedesi. Süheyl Ünver, onu zevk-i selime götürecek kimliğinin inşasının ilk tezahürlerini de sürekli tekrarlatılan alışkanlıklarla çocuk yaşında bu konakta yapacaktı. 3 yaşından itibaren kendini meşgul edecek uğraşlar bulur Süheyl Ünver. Evlerindeki kitapların kenarlarındaki süsleri taklit eder, tam olarak ne olduğunu bilmeden. En büyük uğraşı kağıt kesmektir.
1902'de Paris'te ilk kez bir araya gelen İttihatçı grupların uğraşıysa İstanbul'un her türlü aidiyetini kesmekti. Paris'ten İstanbul bir viraneydi onlar için. Yıkılması gerekiyordu. Süheyl Ünver'e istikamet verense İstanbul'du. İstanbul medeniyetini oluşturan ahlaktı. Onda fena bulan, onda yok olan. Haseki'deki konaktan kendisine ulaşan. Arapça, Farsça okur babasından Süheyl Ünver. Tarih ve sanat tarihi. Az çok Fransızca öğrenir. Dedesindense Türk-İslam tezyininin temaşasını. Seviyesi akranlarının çok önündedir ve Mebaül İrfan adlı özel okula 3. sınıftan başlar. 1904'te. 6 yaşındadır. Çocukluğumdan bu yana babamın not defterini görürdüm. Hatta bunlardan birini yanına almıştı. Bir cuma idi. Fatih'ten ileride, çarşambada sevdiği, devrin yüksek alimlerinden yaşlıca zatı ziyaretten dönüyorduk. Beyazıt Camii içinden girilen Şeyhülislam Veliyüddin Efendi kütüphanesine girdik. Sene 1906. Babam defterine bir el yazması kitaptan, yanında taşıdığı hokka ve kalemiyle notlar aldı. İşte hayatımın programı böyle başladı. Artık ben de bu usulü severek benimsedim. Peki ne yaptım? Okuduklarımı, yaptıklarımı yazmayı esas tuttum. Yazmayı esas tuttum diyor. Aslında defter tutmaktan bahsediyor ki biz Süheyl Ünver'i defterleriyle aslında çoklukla biliriz. Bu defter tutma geleneği Hoca Ali Rıza'da da zaten çok yoğun bir şekilde var. Hatta Hoca Ali Rıza için yazmak demek resim demek. Yani eğer resimleyecek bir defter ya da ona benzer bir şey bulamazsa sigara paketlerinin iç kısmındaki o boş alanı resimler. Hatta o insanlara hem hediye olarak dağıttığı hem de kendisinin tuttuğu defterlerin bir kısmını bizzat kendisi evde uç kısımlarını dikerek imal etmiştir. Ve onların bir kısmını insanlarda resim hevesini, resim aşkını uyandırmak için de hediye olarak dağıtmıştır. Mektuplara da resimlemiş. Aynen. Ben eşimle Cemal Bey'i tanıştırdığımda Cemal Bey de eşime bir resim defteri ve bir resim kalemi hediye etmişti. Aslında o gelenek bugün hala işte bazı insanlar üzerinden devam ediyor. 11 yaşında babasını kaybeder Süheyl Ünver 1909'da. Hareket ordusuyla İttihatçılar İstanbul'dadır. İstanbul kan ve gözyaşıyla cinayetlerle tanışır. Süheyl Ünver tekkelerde avunur babasının yokluğunda. İttihatçıların hürriyet, eşitlik, kardeşlik, adalet nidalarını duymaz. Süheyl Ünver'in kültür adamı olarak etrafındaki insanlara öğrettiği en önemli şey bilginin kayda geçirilmesi, yazılı kültür. Yazılı olmazsa sadece kulaktan kulağa intikal ederse ya yok olur, yok olması bile değişerek başka bir şeye dönüşebilir. Bu manada o kadar çok not tutmuş ki Süheyl Ünver'in başlı başına bir ansiklopedi olduğu, hatta bir ayaklı kütüphane olduğu bile söylenebilir. 1911-1912'de Mercan İdadesi'nde bir arkadaşım, herkes birini seviyor, sen de sevmelisin der. Olmazsa olmaz mı? Cevabıma olmaz, mecbursun der. Düşündüm, taşındım, kendime uygun birini bulamadım. Haseki'de evin önünde bu duygularla otururken bir meczup yanıma geldi. Öyle tek tek başa mı çıkar? Her şeyi, hepsini birden sev, dedi. O meczuptan sevgide hiçbir şeyi ayırt etmemem gerektiğini öğrendim. Süheyl Ünver, Mercan İdadisi'nin ardından 1915'te Mektebi Tıbbiye-i Askeriye'ye kaydolur. Ailesinin erkeksiz oluşu buradan ayrılmasına neden olur. 1916'da İstanbul Darülfünun'una başlar Süheyl Ünver.
Mektebi Tıbbiye-i Şahane'ye. Birinci Dünya Savaşı bütün şiddetiyle devam ediyordu. İttihatçı Hülya, 7 cephede bir maceraya atmıştı koca imparatorluğu. Süheyl Ünver, okulun savaş nedeniyle kapalı olduğu günlerde Karacaahmet'teki mezar taşlarının süslemelerini toplar. Çevresindeki yaşlılarla konuşur, onların tecrübe ve deneyimlerini, kültürel hafızalarını kaleme alır. İstanbul'un küçük camilerini, çeşmelerini, sebillerini, kahvehanelerini dolaşır, çizer, not eder onları. 18 yaşındadır. Sanat hevesim, hekimlik tahsilim esnasında inkişaf etti. Üsküdarlı ressam Hoca Ali Rıza Bey'den resim dersi aldım. Medresetül Hattati'ne tıbbiyedeyken girdim. Tezhip, hat, minyatür öğrendim. Kağıtıyla tanıştım. Sanata heves etmem fena olmadı. İnsanlığa karşı şefkat ve bağlılık hislerim arttı. Sanat beni mütevazı, sessiz ve kavgasız bambaşka bir adam yaptı. Yani ahlakımı düzeltmekte amil oldu. Ben bu kalbimde ilahi başka sultan istemem. Dilribasın tende canım, gayri bir can istemem. Gözleri matufu cananım olur daim benim. Sen tecelli eyledikçe başka sultan istemem. Bu Süheyl Bey'in şiiridir. Ve bunu yapan bir hekim. Hem hekimliğini yapıyor, hem sanatın peşinde koşuyor, hem de kendi gönlünü inşa ediyor. Muhteşem bir insan. Çok önemli bir ruh dünyası var. O hiç kimseye belli etmezdi. Bir ruh derinliği vardı. Yani insan Allah ilişkisini kendi zatında, kendi kişiliğinde çözmüş bir insandı. Ben bu kalbimde ilahi başka sultan istemem ne demek? Demek ki insan Allah ilişkisini, değil mi? Başka sultan istemiyor kalbine girecek. Bu çok önemli bir şey. Süheyl Bey bunları çözmüş bir insan. Kasım 1918'de İstanbul işgal edilir. İttihatçıların hürriyet, eşitlik, kardeşlik, adalet nidalarıyla başlayan ilerleme vaadi son bulur. İttihatçı elitler İstanbul'u terk eder. İstanbul, İngilizler ve Fransızlarındır artık. Süheyl Ünver bu hüzünlü sonu zihninden ve gönlünden atmak istiyordu. İşgal kuvvetlerinin İstanbul'da terör estirdiği günlerin birinde, Yıldız Kütüphanesi Müdürü Sabri Kalkandelen'le kesişir yolları Süheyl Ünver'in. Sabri Bey, Sultan Vahdettin şiirlerinin olduğu bir levha hazırlamaktadır. Bu levhaların tezhiplenmesini Süheyl Bey'den ister Sabri Bey. Yıldız Kütüphanesi'nin kapılarını açar ona. Süheyl Ünver, Yıldız Kütüphanesi'nde Türk-İslam tezyini sanatlarının gelişim sürecini takip eder ilk kaynaklardan. İşgal İstanbul'unun acılarını Levni, Nakşi, Nigari, Karamemi, Üsküdarlı Ali'nin resim ve tezyinatlarında hafifletir. Bildiğiniz gibi tarihimizin belli bir döneminde ciddi bir kültürel kırılma yaşadık. Bu kültürel kırılma yüzünden bazı sanatlarımız, hatta birçok değerimiz sanatlarımızla birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Süheyl Ünver gibi bazı değerli insanlar, kültür adamları bu kırılmanın farkına vararak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan değerlerin geleceğe aktarılması için olağanüstü bir çabaya girdiler. O dönemlerde yani 60'lı yıllarda tesip dediğimiz zaman efendim ne dediniz ne demek o denilen bir devirdeydi. Süheyl hocamız bu sanatı tanıtan kişidir. Reklamını yapan kişidir. 1920'de 20 yaşında tıp eğitimini tamamlar Süheyl Ünver. Sevr kabusu çökmüştü Türkiye'nin üstüne. İzmir işgal edilmiş, ilk kurşun atılmış,
meclis Ankara'da toplanmıştı. Ankara'nın çağrısı vatan ve din müdafası için yanan gönülleriydi. Yankı bulur, Anadolu ölüme akar. ...1923 Ekim'inde Ankara'da zaferin topları Cumhuriyet için atılırken Süheyl Ünver Medresetül Hattati'nden iki icazetnamenin sahibiydi. Tezhip ve Ebru. Ancak kısa sürede egemenliği gökten aldık, yere indirdik diyecek Ankara, Süheyl Ünver'in estetiğini inkılabın dışına itecekti. Süheyl Ünver, Ankara'nın iradesini kabul etmez. Kendisinden olanın peşinden gider. Hocası Ali Rıza Bey ile İstanbul'un çeşitli semt ve mimari yapılarını kara kalemle ve sulu boya resimlerle tespit eder. Bütün bir Türk milletini inşa eden ahlaktı aynı zamanda Süheyl Ünver'in resimlerine aktardığı. Şehirler yıkılmalı, batıdan ithal mimariyle süslenmeliydi. Böyle diyordu Ankara. Hocası Ali Rıza Bey'in nasihatini bir ömür boyu unutmaz Süheyl Ünver. Hoşa giden her şeyi kaydet. Memleketimizin milli abide ve evlerini tespit et. Derviş olamayarak derviş meşrep ol. Daima faydalı işlerle meşgul olmaya çalış. Güzel sözlerle ruhunu incelt. Güzel resimlerle defterler doldur. Örnek bir vatanperver ol. Süheyl Ünver, çok sevdiği sulu boya ressamlığını daha sonraki yıllarda geliştirecek, Türk tarihine dair en hurda ayrıntıların bile belgesel resimlerini yapacaktı. Hekimoğlu Ali Paşa kütüphanesini de restore ettikten sonra bir kitap dolabı var orada. Kitap dolabının camları yok. Allah Allah, bu camsız nasıl olur? Fakat çerçevenin etrafında delikler var. Bu ne olabilir, ne olabilir? Aklıma geldi, Süheyl Hoca'nın defterine bir bakayım. Dolap kapaklarının sicimle örgüleri varmış. Böyle yani iple örülmüş bunlar. Bu örgülerin nasıl yapıldığını dahi çizmiş hoca. Enteresan. Hiç kimsenin aklına gelmez. Yani böylesine bu kaybolan medeniyetimizi, kültürümüzü en ince detayına kadar bütün zevkiyle, tadıyla nakleden bir insan. Biz ona o kadar minnettarız ki, yani ona karşı biz bu minnet borcunu ödeyemeyiz, millet olarak ödeyemeyiz. Gerçekten böyle. Yani kaybolmuş ne varsa arayın, bakın Süheyl Hoca'nın defterlerinde bulunur muhakkak. Gureba ve Haseki hastanelerinde cildiye, dahiliye ve intaniye asistanlığının ardından Süheyl Ünver 1927'de hekimlik ihtisasını tamamlar. 29 yaşındadır. Ankara dinde reformu tartışıyordu. Camilere ayakkabılarla girilmesini, sıralara oturulmasını, org çalınmasını, Sultanahmet Camii'nin resim galerisi olmasını. Yaşar Nabi, Yeni Din Ezanları isimli şiirinde yeni nesle yeni din uyduruyordu. Motorların şarkısı olsun yeni bestemiz, yeni din ezanları minareler yerine bulutlara püsküren bacalarda okunsun. Kemalettin Kamu ise şiire benzemeyen şiirinde ne örümcek ne yosun, ne mucize ne füsun, Kâbe Arab'ın olsun, bize Çankaya yeter diyordu. Ankara'nın kendinden olan her şeye bu düşmanca saldırısı, kendi ruh köklerine bağlı, onun ahlakıyla ahlaklanmış Süheyl Ünver'de
anarşi ve sıkıntı kaynağıydı. Abdülaziz Mecdi Efendi'ye sığınır Süheyl Ünver. Çölde susuz kalmış çaresizlerin suya kavuşması gibiydi bu buluşmalar. Abdülaziz Mecdi Efendi, Süheyl Ünver'in metafizik realizmini besler, kırılmasını önler. Süheyl Ünver'in o günlerdeki dünyası Ahmet Güner Sayar'ın kaleminden şöyledir. 1910'ların sonu ve 20'lerin başı itibariyle insanlar arasında insanını arayan Süheyl'i aşmıştı. Böylesi güç işi de başarmış, Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı olarak kalbinde ve kafasında anarşi ve sıkıntıya girmeden hadisat-ı hüsul süruruna mucip olmuştu. Dolayısıyla insanlar içinde insanı arama faslı tamamlandığından artık kendine yakındı. Hocama bir gün sordum. Bu defterler nasıl bir aşkın ürünü? Bana şunu söyledi. Bizim bu topraklardaki serüvenimiz, bu topraklardaki mazimiz 1000 yıl. Ben 2. 1000 yıla gidiyorum. Onun için bu topraklarda dünle bugün arasındaki bekamızı tayin edecek, dünün varlık sebeplerini bugüne aktaracak eserler ortaya koydum. Bunlar yapılmasaydı biz tarihimizden çok kopuk yaşardık. Bir atlet ileriye atlayacağı veyahut koşacağı zaman birkaç adım geri gider, hız kazanır, ondan sonra ileriye doğru gider. Biz de mazimizden hiç kopmadan ileriye atılım yapacaksak, o mazinin güzelliklerinden istifade etmeliyiz derdi. Ve onları yeni nesillere teslim edebilmek için hayatı boyunca uğraştı. Süheyl Ünver, dinde reformu tartışan Türkiye'den 1927 yılında ayrılır. 2 yıllığına Paris'e gider, Pitié Hastanesi'ne. Profesör Marcel Labbé'nin asistanı olur. Aynı yıllarda Ankara, Paris'e, Münih'e bazı genç ressamları, şairleri ve edebiyatçıları gönderiyordu. Avrupa'dan sanat ateşini getirecekler, İnkılabın estetiğini yapacaklardı. Bütün masraflarını Ankara karşılıyordu. Süheyl Ünver'in estetiği, Türk İslam tezyini, İnkılabın estetiğinin dışındaydı. Süheyl Ünver'in bütün masrafları, hocası Akil Muhtar Bey tarafından karşılanır. Yıl 1927. Paris'e gitmeden evvel, hocam Abdülaziz Mecdi Efendi'nin ziyaretine gitmiştim. Efendim, Paris'ten bir emriniz var mı? Demiştim. Mecdi Efendi buyurdular ki, Süheyl, İstanbul'daki hali etvarını Paris'te de muhafaza et. İşte bu söz beni dünyanın 1 numaralı batakhanesinde korumuştur. Dünyanın 1 numaralı batakhanesi olarak kastettiği yer Paris. Yani ve o dönemler Batı'daki o sanat akımlarının, yani empresyonizm, sonrası ekspresyonizm, kübizm ve sonraki akımların çok yoğun bir şekilde sanat dünyasını, hani Paris ve Fransa üzerinden yükselen bütün dünyadaki sanat çalışmalarını, atraksiyonlarını etkileyen bir yer Paris ve orayı batakhane olarak. Modigliani filmini izlerseniz, Picasso ile birlikte Modigliani'nin hayatı vardır. O filmini tavsiye ederim. Ne demek istediğini Abdülmecid Efendi daha iyi anlaşılır herhalde. Evet, yani o batakhanede kendisini koruyan şey de hocasının bu tavsiyesi tabii. O da bambaşka bir... Tam bir yanlış işlemek üzereyken hocası gözünün önüne gelir ve vazgeçer. Böyle bir kıssa da vardır ama burada bahsedilmemiş. Hoca ile talebi arasındaki aslında o güçlü iletişime de, yani Hoca Ali Rıza ile Süheyl Ünver arasında da, işte Süheyl Ünver ile yine Abdülaziz Mecdi Efendi arasında ki bu ilişki demek ki birlikte olunmayan zamanları da ele geçirecek, beraber olunmayan zamanlarda bile tesirini devam ettirecek bir
gücü ifade ediyor. Eylül 1929'da Süheyl Ünver Paris'ten İstanbul'a döner. Hocası Akil Muhtar'a asistan olur. Ayrıldığından başka bir İstanbul'du Süheyl Ünver'in bulduğu 1929'da. Kasım 1928'de Latin harflerini kabul etmiş Ankara, ezanın Türkçeleştirilmesini konuşuyordu. Aralık 1931'de İstanbul'da Dolmabahçe'de. Düne ait her şey, özellikle Türk İslam sanatı, düşmanıydı inkılabın. Ankara'nın hışmından korkan Ebru Zen, Hattat, Müzehip ve daha onlarca sanatkar ya köşesine çekilir, ya geri durur, ya da olanları kabullenir. Ancak Süheyl Ünver geri durmaz. Yani o çok zor zamanlardaki Süheyl Ünver'in o geri durmayan tavrı da aslında sanatçının duruşu ile ilgili, sanatçının misyonu ile ilgili bize çok şey söylüyor. Bu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye'deki sanatçıların, sanatçı dediğimiz tırnak içindeki kişilerin duruşlarını, performanslarını göz önünde bulundurduğumuzda aslında bu Süheyl Ünver'in geri durmayan, o geleneğe ait bütün değerleri devam ettirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak noktasındaki bu çabası çok müthiş bir emsal teşkil ediyor. Bize ki ben 15 Temmuz sonrasında bir sempozyum ya da panel düzenlemek kafamdan geçti. Hala da geçiyor aslında. Yani direniş ve sanat başlıklı olarak. Çünkü Süheyl Ünver'in burada mesela yaptığı şey, dikkat edin, direnmek dediğimiz şey. Yani o... Kavga yok hocam. Kavga yok. Ama yani sanat üzerinden geliştirdiğiniz savunma refleksi kavgaya dönük değildir zaten. Yok etmeye değil, ihya etmeye dönük bir reflekstir. O anlamda sanatın ve sanatçının direnişinin mümtaz bir örneği Süheyl Hoca. Süheyl Ünver, 15 yıl önce 1917'lerde başladığı Türk İslam sanatı ve kültürü üzerindeki çalışmalarından oluşan arşiviyle Haseki'de doğduğu konakta bir kütüphane oluşturur. Süheyl Ünver, 1931-32'de Haseki'deki odasını gösteren Haseki'deki Odam başlıklı defterine hayaldi gerçek oldu diye not düşecektir. Düne ait, Türk İslam sanatına ait gelecek için bir hafızaydı Süheyl Ünver'in bu kütüphaneyle başlattığı. Bu kütüphane, Süheyl Ünver için aynı zamanda Türk kültürüne ait gözlemlediği şifahicilik hastalığına karşı bir mücadeledir de. Türk, tarihte ve hatta bugün işittiği her güzel şeyi kalemiyle bir kağıda yazmanın lüzumunu duymamıştır. Bizim kolay kolay her ulusa nasip olmayan müstesna bir kültürümüz ve cidden derin bir görüşümüz vardır. Artık kalemlere sarılalım, kağıtlara. Daha iyisi defterlere. Asırlardan beri anneannelerle gelen milli hasletlerimizi ve duyduklarımızı mutlaka kaydedelim. Mazimizden gelen milli ve ananevi servetimizi kaydetmekle milletimize bu vatanseverlik vergimizi verelim. Hoca hiçbir şeyin şifahi kalmasını istemezdi. Böyle kendisi sohbet ederken yanında böyle sadece dinleyen oldu mu, hoca efendim bu şifahilik hastalığı var ya diye başlardı. Sonra tabii o defteri kalemi yanında olmayan kişi mahcup olur. Defter kalem ayarlar filan derken yazmaya başlar. Efendim tabii riya içinde yazmamamız lazım. Bunları değerlendirmemiz lazım filan der. Onu iyice efendim bilgilendirir, iz bırakır
Fakat sonunda gönlü kırılmıştır diye efendim birbirimizi gerekirse kıracağız. Dostluk budur filan diye onun gönlünü alır ayrıca. Hem irşad eder, unutamayacağı bir ders verir ama katiyen kalbi kırılmaz o kimsenin. Onu telafi eder. Bu konuda iki uç örnektir. Mesela Süheyl Ünüver'le Cemil Meriç. Cemil Meriç'i de röportaj yapmaya, o konuştuğu zaman bir seminerde ya da başka bir atmosferde, sohbet esnasında yanında asla not alamazsınız, aldırmaz. Çünkü çok güçlü bir hakikaten şifahi anlayış vardır onda. Kendisinin hafızası çok güçlü olduğundan mıdır nedir? Hani herkesin de öyle olmasını bekleyerek o kesinlikle not aldırmaz. Mesela çekilmesine de müsaade etmez. Bir tane bildiğim kadarıyla Cemil Meriç'in çekilmiştir. Kameraya sesi, daha doğrusu kamera değil, sesi kayıt altına alınmıştır. O da müsaadesi yoktur ama Ümit Meriç'le beraber kaş göz hareketiyle o izin vermiştir. Cemil Meriç'in haberi olmadan sesi bir röportajda kayıt altına alınmıştır. Ama Süheyl Ünver de tam tersi. Onda da mutlaka not alacaksınız. Alınmadığı zaman kızıyor. Böyle bir durumda söz konusu. Süheyl Ünver, Ağustos 1932'de Müzehher Hanım'la evlenir. 34 yaşındadır. Ancak Süheyl Ünver'e istikamet veren İstanbul medeniyeti, Eylül 1932'de Fatih Camii'nde okunan Türkçe ezanla sonlandırılmak istenir. Süheyl Ünver, 1932'de Türkçe ezanla ilan edilen Türk tarih tezine ayrı bir yönelişle Türk-İslam tezyinatını ve kültürünü yol yapar kendine. Ankara ile kavga etmeden İstanbul medeniyetinin peşinden gider. Süheyl Ünver her fırsatta üniversitedeki akademik görevinden sıyrılır, Osmanlı şehirlerine atar kendini. Yok edilecekleri düşüncesiyle tarihe emanet etmek ister onları. Kültürel miraslarını arar bulur, planlarını çıkarır, okur onları, yazar, kara kalem ve sulu boya resimlerini yapar, 160 defter hazırlar. Şayet Selçuklulardan günümüze 10 tane el yazması defter ulaşmış olsaydı biz bugün Batı'ya karşı daha kuvvetli olurduk. Onlar yapmamış. Ben bunları yapmaya, ülkeme vakfetmeye gayret ettim. Ve bu topraklarda geleceğimize mütevazı bir katkıda bulunmak istedim. Bir gün Bayazıt Meydanı'nda Süheyl Ünver ile Ahmet Hamdi Tanpınar karşılaşıyorlar. Tanpınar'ın da hayatının son günleri. Birden dönüyor geri. Süheyl'i İstanbul'u sana emanet ediyorum. Bu ne demek? Yani o Süheyl Ünver'in nasıl bir misyon üstlendiğini büyük bir düşünür olarak, bir sanat adamı olarak farkına varmış. Sezgileri çok güçlü. İstanbul'u sana emanet ediyorum demek, yani İstanbul'un tarihini, kültürünü araştırmaya devam et. Bunların unutulmasını engelle anlamına geliyor. 1950'de Yeter söz milletindir iradesi, Ezan-ı Muhammedi'yi ruh köklerine döndürür. Ancak Cumhuriyet'in 1923'te başlattığı batılı sanat anlayışının kamuoyundaki yaygınlığının önüne geçemez. 1956'da Süheyl Ünver'in 1936'dan beri aralıksız devam ettiği Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk Tezyini Sanatlar Bölümü öğrencisizlikten kapanır. Ordinarius Süheyl Ünver, 1956'da Türk-İslam tezyini sanatlarını yeniden canlandırmaya hasreder kendini. 58 yaşındadır. Serbest hekimliği bırakır.
1957'de 1933'te kurucusu olduğu Tıp Tarihi Enstitüsü'ne hat, tezhip, minyatür ve kağıtıyı cuma dersleri olarak taşır. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren kapısına kilit vurulan Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi'nin kapılarını açar. Nakkaşhaneyi yeniden mürekkep ve fırçayla buluşturur. Kamış kalemin zikir sesine kavuşturur. Süheyl Ünver derslerini vefatının 3 ay öncesine, Aralık 1985'e kadar aralıksız sürdürür. Herkesin bir mesleği, bir de meşgalesi olmalı. O meşgale elbette medeniyetimizdir. Kayıp hazinelerimizi keşfetmeliyiz. Ben size bir öğretiyorum, siz diğerlerine bin öğreteceksiniz. Arşivleri, mezar taşlarını, kütüphaneleri tarayacak, sonra nesillere ileteceksiniz. Onun akademik hayatında, sanat hayatında ne kadar yoğun bir kişi olduğunu hepimiz bilerek ona o şekilde yaklaşmaya çalışıyorduk. Yani bizim babamız çok meşgul bir insan, büyük bir sanatçı. Hepimiz aile fertleri olarak bunun bilincindeydik. Süheyl Hocam 3 ayda bir toplantılar yapardı. Ve bu toplantılarda davet mektupları yazılır. Belirli bir davetiye listemiz vardı, davetliler listemiz vardı. Bunlara gönderilir. Ve 3 ay zarfında ne yaptıysa, gittiği seyahatler, hazırladığı makaleler, yaptığı sulu boya resimleri, çalışma belgeleri, topladığı kütüphane çalışmaları hepsini masaya koyar. Gelen misafirlere bunları gösterirdi ve derdi ki, siz beni adam yerine koyuyorsunuz, buralara kadar geliyorsunuz, benim size hesap vermem lazım. 3 ay ne yaptığımı ben size şimdi anlatmakla mükellefim. Ben böyle bir hocalık bir başka kişide görmedim. Benden duyduklarınızı kaydederseniz sizin olur. Yok eğer kaydetmezseniz tekrar benim olur. Diyen Süheyl Ünver, Harf İnkılabı ile birlikte yaşanan kültürel kırılmaya rağmen Türk-İslam tezyinatını ve kültürel mirasını yok olmaktan kurtarıp günümüze ulaşmasını sağladı. Günümüzde geleneksel sanatlarımız göz kamaştırıcı bir rönesans yaşıyorsa, dün bugün olmuşsa, bu Süheyl Ünver'in kavgasıdır. Süheyl Ünver, bir değil en az 100 ömür geçmişçesine dolu bir kader yaşadı. 2500'ün üstünde defter bıraktı bize. Geçmişin birikimini anlatan, unutmamamızı sağlayacak olan. Süheyl Bey'in eşi rahmetli Müzeher Hanım'la konuşuyorduk. Ben dedi, 1930'ların başında evleniyorlar. Ben dedi bir hekimle evlendiğimi zannetmiştim dedi. Ama dedi Süheyl dedi minyatürist çıktı dedi. Süheyl ebru yapıyor. Süheyl şair. Süheyl arşiv yapıyor. Süheyl defter yapıyor. Süheyl makale yazıyor. Süheyl İstanbul mezarlarını dolaşıp her bir mezar taşının ketebelerini okuyor, istinsa ediyor, defterler hazırlıyor. Süheyl Bey böyle bir insan. Hocaların hocası, bilim insanı, tıp tarihçisi, ressam, müzehhip, minyatür ustası, kağıtı sanatkarı, arşivci, araştırmacı, yazar, şair, neyzen, vefakar bir dost, müşfik bir aile reisi, aklı selim, zevki selim ve tab'ı müstakim bir Müslümandı Süheyl Ünver. 17 Şubat 1986'da varlığın büyük tekliğine, alemi cemale gider. Eserleri fani vücudunu toprağın merhametine teslim etmez. Allah rahmet eylesin. Süheyl Hoca gerçekten nasıl bir örnek şahsiyet ortaya koymuş.
hocasına karşı olan tavrı, talebelerine karşı olan muhabbeti gözler önüne sergileniyor. Hoca Ali Rıza ile başlayalım. Kısaca bir yaklaşık bir 10-15 dakika herhalde sürer. 1958-1930 arasında yaşamış İstanbul ressamı diyelim. Asker kuşak üyesi, yarbaydır kendisi. 1914 ressamları dediğimiz kuşağın hocasıdır. Hayat boyunca hep Üsküdar'da yaşamış. Karacaahmet'te mezarı vardır. Dünyanın en büyük, Türkiye'nin en büyük peyzaj ustalarındandır. Kara kalem sulu boya tekniğini çok ustalıkla kullanır. Özellikle kara kalem çizimleri bütün otoriteler tarafından yani en baş çalışmaları, en önemli çalışmaları kara kalem çalışmaları. Sadece bir kalem ve defterle pek çok şey yapmıştır, çalışmalar ortaya koymuştur. Süleyman Seyit Bey'den özellikle Monsieur Guez ondan da etkilenmiştir fakat Süleyman Seyit Bey gerçek hocasıdır. Daha sonra İstanbul'un pek çok yerinden canlı bu resimleri yapmış, oturarak çalışmış. Bunu Süheyl Ünver'e de telkin ediyor. Süheyl Ünver Ahmet Yakupoğlu'na ve bu şekilde devam eden bir şey çalışma yöntemi. Bu İstanbul'a oturulup bir köşesinden yok olmuyor yüz tutmuş o güzellikleri tuvallerini alıp küçük, genelde küçük tuvaller oluyor. Oturup birkaç saat içinde ne kadar yapabiliyorlarsa o çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yurt dışına gitme ihtimali doğuyor. İşte Napoli'ye gitmek icap ettiğinde orada bir kolera salgınından ötürü vazgeçiliyor. Desen çalışmalarını sürekli ne bulduysa o kadar çok deseni vardır ki yani bir bardak olabilir, bir havlu olabilir, bir gündelik kullanılan eşyalar olabilir. Aklınıza gelebilecek her türlü nesneyi çizmiş hoca. Bu onun yağlı boyalarından. Askeri okullarda işte bu şu anki Kuleli Askeri Lisesi'nde de resim dersleri yapıyor ve 33 örnekli böyle modeller çıkartıp değişik modellerle resim öğretmeyi kendine seçiyor ve o modeller üzerine onu kopya ederek talebeleri bu eğitimini tamamlıyorlar. Bunun Nurullah Berk modern sanatın öncülerindendir. Çok önemli buluyor ve yazdığım makalede özellikle hocanın bu hazırlamış olduğu çalışmaları çok önemsiyor. Yıldız Porselen'de bir ara çalışıyor. Zonaro ile dostlukları var. Zonaro İstanbul'a geldiğinde hatta Zonaro'nun meşhur bir Hoca Ali Rıza portresi vardır. Onunla beraber çalışıyor. Üsküdar'ın kış hali, 1900'lerin başı. Mahmut Şevket Paşa tarafından eski Osmanlı kıyafetlerinden oluşan böyle bir albüm hazırlattırılıyor. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin başkanı. Resimlerinde pek çok şey var. Burada artık Osmanlı'dan bize kalan belki bugün yer sofraları kalktı. Bir tane kaptan yemek olayı da kalktı. Herkesin tabaklara olacak şekilde. Ve çok çeşit yok bakın. Bir iftar sofrası bu. Yani dumanı tüten bir çorba veya bir yemek. İftariyelikler var. Harbiye'den emekliliğini istiyor. 1911 yılında çünkü sağlığı bozuluyor. Sağlığında işte özellikle mide ağrısı çok artık mektuplarında Süheyl Ünver'e olan mektuplarında bir yerde artık onunla diyor arkadaş olduk diyor. Ama vefatına kadar 1930 yılına kadar değişik okullarda resim öğretmenliği veya resim hocalığı yapıyor. Ekonomik sıkıntılar içinde bile olsa asla resim satmamış. Sadece sevdiklerine hediye etmiş. Bu onun çalışmaları. Son dönemde daha renkçi bir kişiliğe bürünüyor. Özellikle empresyonist sayılmaz. Belki yani empresyonist kategorisine koyuyorlar onu ama daha çok Fransızların Corot gibi böyle daha empresyonistlerden önceki
ressamlara belki benzetilebilir. Empresyonistlerden aldığı ve Zonaro ile arkadaşlıklarının belki tesiriyle de olabilir. Gölgelerde asla siyah renk kullanmamıştır. Hep aslında bu fotoğrafta siyah gibi gözüken yerler, biliyorsunuz empresyonistler tablolarına hiç siyah kullanmazlar. Onun yerine morlar, majentalarla, bordomsu renklerle gölgeleri hallederler, çalışırlar. Bu da onlardan birisi. Pek çok çalışmayı söylemiştik. Sulu boya özellikle tekniğini çok aşina ve ceplerinde Süheyl Hoca'da, Hoca Ali Rıza'da ceplerinde yanlarında hep bir sulu boya taşırlarmış. Değişik değişik öğrencilerle özellikle mesela Nazmi Ziya ile birlikte çok fazla, Süheyl Hoca ile gene aynı şekilde İstanbul'un çok değişik muhitlerine gidip oralarda Bebek'ten Arnavutköy'e, Burgazada'ya, Değirmendere'ye kadar pek çok İstanbul'un değişik muhitlerinde oturup oralarda resim çalışmışlar. Halkın içinde o insanlarla beraber resimleri. Ölümüyle alakalı biraz farklı şeyler var. Bir kalp krizi neticesinde çok üzülüyor. Onu araştırıp okuyun inşallah. Bu onun sulu boyalarından birisi. Bu hayali yaptığı çalışmalardan bazı resimleri gerçek birebir yapmıştır. Bazılarında hayali yaptığı çalışmalardan. Bu onlardan birisidir. Evet. Mesela bu resimde bir saltanat kayı, işte Kız Kulesi'nin o zamanki görünümleri, kulelerdeki farklılıklar bugün daha farklı. Belgesel bir niteliği var tabii ki bu resimlerde. Öğrencilerden birisi, o 1914 kuşağı ressamlardan dediğimiz Şevket Dağ, çok varlıklı bir kişi olmasına rağmen hocaya çok büyük hürmet eder. Hatta bir yalısı vardır, onun yalısında da bir palet ve fırça ile girişinde kendisi yapmıştır Şevket Dağ. Daha çok enteriyor dediğimiz o iç mekan, özellikle Ayasofya, dini mabetleri çok çalışmış. Paris'e gidiyor. Birinci Dünya Savaşı çıkınca geri dönen ressamlardan birisidir Şevket Dağ. Sami Yetik de onlardan birisi. Çok müthiş bir ressam. Asker ressamlardan bunlar. Boyayı özellikle bu yağlı boyayı böyle daha kalın ve daha pentür dediğimiz o şekilde kullanan çok usta bir ressamdır. Hocam Sami Yetik Veli Asker Lisesi'ne devam ederken Hoca Ali Rıza'nın resimlerini oradaki öğrencilerden Mehmet Ali Laga'nın askeri liseye getirdiğinden bahsediyor ve o resimlerin onlar üzerindeki etkisini şu şekilde ifade ediyor. Yoksunluk içinde inleyen ruhlarına sanat gıdasını tedarik ettiğini ifade ediyor. Nazmi Ziya da az önce ismi geçti. Ali Rıza Bey'den öğrendiği en önemli şey belki de budur. En büyük hocanın tabiat olduğunu ve kimsenin etkisinde kalmamayı Hoca Ali Rıza'dan öğrendiğini ifade ediyor. Evet. Tam da oraya geliyoruz. Hikmet Onat da o 1914 kuşağı ressamlarından. Aslında empresyonist kategoriye giren, İstanbul'un peyzajlarını çok güzel aksettiren gün ışığını çok önemli bir ressamdır. Feyhaman Duran Hoca Ali Rıza'nın öğrencisidir. Aynı zamanda çok işte Ahmet Yakupoğlu'nun da hocasıdır. Hoca Ali Rıza ile bağı bu şekilde olmuş oluyor. İbrahim Çalılı, o da bir ekolü olan bir sanatçıdır. Hüseyin Avni Lifiş çok önemli bir ressamdır. Çok genç yaşta vefat ediyor. Boya ve pentür, o renkleri o kadar ustalıkla kullanır ki yani belki Türk resminde çok özel bir yeri olan, bunu çok özellikle renklerdeki o kullanımı, ters ışıkları, silüetleri çok önemlidir. Gene Paris'e gidip gelen sanatçılardan bunlar eğitimlerini. Nazmi Ziya, Molla Gürani Hazretleri'nin torunu, o sülaleden gelir. Fatih'in o devirde yaşamış. Paris'e gidiyor biliyorsunuz Nazmi Ziya. Fakat o empresyonistlerden falan etkileniyor ama gene de kendine has bir üslupla. Empresyonistlerde bu kadar kompozisyon bu kadar oturmuş değildir. Daha
acelecidir empresyonistler belki. Birkaç saatlik çalışmayla yaparlar. Ama Hoca Ali Rıza'dan aldığı o disipline, Nazım Ziya'nın renkleri olsun, o biçimleri, kompozisyonu çok daha farklıdır. Şimdi akademide okurken Nazım Ziya, Hoca Ali Rıza'nın öğrencisi olduğunu hayal edersek, bu Osman Hamdi ve oradaki Fransız hocalarla anlaşılmıyor, anlaşamıyor ve bir sene geciktiriliyor onun mezuniyeti Sanayi Nefise Mektebi'nde okurken. Genelde belki çok biliyorsunuzdur, Osman Hamdi'nin meşhur bir oryantalisttir. Yani hiç bu Hoca Ali Rıza ekolüyle, Nazım Ziya ekolüyle çatışan bir ekoldür bu. Fakat bunda da birkaç ilginç bir şey var. Bunu da paylaşalım istedim. Burada bir yazı yazıyor. Biz şimdi demin Süheyl Ünver belgeselini izledik. O yazıyı pek çoğumuz okuyamıyoruz diyelim. Orada bir istif var. Osman Hamdi de bir Osmanlı aydını ve oraya yazdığı yazı da Şifaül Kulüp Likail Mahbub, yani kalplerin şifası sevgiliyle, yani Hazreti Peygamberle buluşmaktır hadisi yazıyor. Burada bir kaplumbağa terbiyesi, gördüğünüz gibi yeşillikler var. Bir oraya bir ödül var. Elinde bir sopası vardır. Arkada işte şu boynundan asılı bir sopa vardır. Neyle bunu terbiye ediyor? Ve bu ödülü görmeyenler kaplumbağa terbiyesinin arka tarafındadır. Kullandığı mekan yeşil türbe. Yani biz evet hakkını vereceğiz. Yani o büyük bir sanatçı Osman Hamdi'de. Berlin'de bir müzede eserini görmüştüm. Başka bir eserini. Çok önemli bir sanatçı. Fakat ekol olarak çatışıyorlar. Yani bu sanatçılarda olabilecek bir durumdur. Ama onun yabana atılacak bir sanatçı da değil. Bu resim biliyorsunuz Pera Müzesi'nde. Görmenizi tavsiye ederiz. Yani bu hat yazılarını es geçmemiş Osman Hamdi. Ona vurgu yapmak istedim. Yani oradaki yazının belki hiç kimse dikkatini çekmemiştir. Böyle meşhur bir hadistir bu. İşte Nazım Ziya'nın boyayı kullanış şekli Hoca Ali Rıza'dan daha farklıdır. Daha kalın ve daha etli kullanır boyayı. O pentür dediğimiz ters ışıkları çok mükemmel şekilde kullanır. Bu doğduğu ev. Birkaç sene Paris'te çalışıyor ve oradan evlenerek dönüyor. Daha sonra 1925 yılında eşiyle birlikte Paris'e gidiyor. Sonra eşi dönmüyor yurdu ve bayağı bir hüzünlü bir yaşamı var. Akademinin, bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'nin oraya şu anki yerine taşınmasına o müdürlüğü döneminde hoca vesile olmuştur. Nazım Ziya vesile olmuştur. Orada müdürlük yapıyor. Hatta en büyük sergisini hazırlıyor. O akademinin duvarlarına yaklaşık 300 tane eserini sergiliyor. O yorgunlukta bir kalp krizi geçirerek rahmetli oluyor. O yorgunluğun sonunda. Bir ara Paul Signac İstanbul'a geldiğinde onunla da tanışıyor. Onunla da bir ama ondan etkilendiği söylenemez. O daha puantilist, daha tuşlarla çalışırken Nazım Ziya daha farklı bir tarzı vardır. Burada Karacaahmet'ten bir görüntü. Ters ışıkları çok güzel kullanılmış. Mesela bu çalışma çok hızlıca yapılmış. Ama lekesel çalışma dediğimiz o tuşlarla yapılan bir çalışma. Farklı görünümleri. Süheyl Ünver'le ilgili çizimlerden bahsetmiştik. Bu çizimleri bazen hoca cetvel de kullanır. Çünkü bunların yıkılıp yok olmasından endişe ettiği için neredeyse birebir aynısını yapmıştır hoca. Burada sokakta resim çalışırken ve suluboya çalışırken o suluboyanın suyu hiç kirlenmezmiş hoca. Yani o kadar mürekkep takım elbiseli ve İstanbul Beyefendisi cebinde taşıyor. Minnacık bir suluboya şişesi de var içerisinde ve o şişe hiç renkler kirlenmezmiş. O sıkıntılı süreçlerde vazgeçmiyor. Asla vazgeçmiyor ve kendisini Edirne'den ta işte Sivas'a kadar, Anadolu'nun çok değişik yerlerinde, Bursa'dan hatta biz
Kütahya Tavşanlı'yım ben. Biraz sonra göreceksiniz. Tavşanlı'ya kadar bile gitmiş. Yani bugün Tavşanlı'da yaşayanların pek çoğunun bilmediği şeyleri nota almış 1940'lı, 50'li, 60'lı yıllarda. Buradaki Gebze'den biz, evet, demin hayatını işlemiştik zaten, anlamıştık. Burada Feyhaman Hoca, ikisi çok iyi bir dost. Burada belki biraz sonra bahsedeceğiz. Ahmet Yakıboğlu'na olan göstermiş olduğu, onu biliyorsunuz Süheyl Ünver Kütahya'dan keşfediyor, İstanbul'a getirtiyor ve oradaki o yeteneği görüp sahip çıkıyor. Maddi manevi destek oluyor ona. Ve Feyhaman Hoca'ya onu teslim ediyor. O atölyeye orada devam ediyor. Feyhaman Hoca da işte Hoca Ali Rıza ile olan hukukundan bahsetmiştik. Çok önemli bir portre sanatçısı. Feyhaman Hoca Ahmet Yakıboğlu'na göstermiş olduğu bu kadar güzelliğin karşısında o da ona jest olarak onun portresini çalışıyor. 3 seansta bu portresini gerçekleştiriyor atölyesinde. Çok iyi dostlar, ailecek görüşürler. Burada yaptığı pek çok çalışmalardan ve ne kadar arşiv, kütüphane varken Ahmet Yakıboğlu'nun da kütüphanede çalışırken orada bir genç bakıyor, kitap okuyor, resimleri çalışıyor, kopyalar yapıyor filan. Orada keşfediyor. Soruyor kim bu genç filan deyip, işte bu ressamdır derler, bu çocuk işte resim filan yapıyor deyip oradan o çocuğu keşfediyor, genci akademiye kazandırıyor. Evet, yurdun değişik yerlerinde çalıştığını, tıp tarihi alanında dersler verdiğini, işte bu bizim ilçemizde bulunan defterden fotoğraflar çekiyor, orada notlar alıyor. Mülayim Dede dediğimiz o bir türbe var orada, onu işte o türbeleri, evet, özellikle Hoca Ali Rıza'dan, Abdülaziz Mecditoğlu'nun, Akil Muhtar Özden'den yani çok büyük tesir alıyor. Yüzlerce çalışma yapıyor. Hatla, tesiple, minyatürle ressamlık yönünü söylemiştik. Aynı zamanda çok büyük bir arşivci. Yaptığı seyahatlerde bulduğu o fotoğraflarla yapıştırıp defterler hazırlıyor. Bizim İlham Hoca'nın meşhur defterlerinin değişik bir versiyonudur. Evet. İlhami Atalay'ın da devasa boyutlarda defter vardır ve o da inanılmaz bir arşivcidir. Yani her detayı onun kendi hikayesinde ki bütün detayları o defterlerde neredeyse görürsünüz. Ki biz şu an onun sanatla ilgili özellikle kayıt altına aldığı kendi düşüncelerini de önce yazıp ondan sonra yine bir sanatsal çalışmaymış gibi yazdıklarını keserek başka bir deftere yapıştırdığı bir çalışması üzerinden kaleme, yani bilgisayar ortamına aktardığımız metinlerini inşallah kitaplaştıracağız. O da tarihe düşünmüş güzel bir not olarak inşallah gelecek nesillere kalacak. Öğrencisi Ahmet Yakıboğlu, işte bu Kütahya'da keşfediyor. Şu anda hastanede, 96 yaşında. Dumlu Pınar Üniversitesi ona bütün bakımını üstlenmiş vaziyette. Ve hastanede artık Allah hayırlı bir sağlık, sıhhat, afiyet versin diyelim inşallah. 1920 doğumlu, yaptığı çalışmalar Saray Mahallesi'ne doğuyor. İşte Yakıboğlu ailesinden. Vahit Paşa işte kütüphanesinde çalışırken Süheyl Hoca onu keşfediyor. Kütahya'nın değişik yerlerine hocasının tesiriyle işte bu çeşmeleri, işte bütün o Kütahya'nın güzelliklerini albümler halinde hazırlıyor, defterler halinde. Akademiye gireceği sırada da bir vesikalık fotoğraf istiyorlar hocadan. Bunu dayısı, yeğeni anlatıyor. Kendisi kısa bir zamanda birebir portresini yapıyor ve onu veriyor ve onu o şekilde, evet, ayırt edemiyorlar yani. Feyhaman Bey'in atölyesini seçiyor. Feyhaman Bey de Osmanlı kültürüyle yoğrulmuş bir medeniyet ressamı.
Kütahyalı mimar Süleyman Şahap Bey'in yardımıyla da Fatih medreselerinde kalıyor 4 sene. 1945'te akademiden mezun oluyor. Kütahya'da ilk sene valinin desteğiyle bu ilk seneki masraflarını valilik üstleniyor Süheyl Bey'in ricasıyla. Fakat vali değişince Kütahya'ya ressam lazım değil deyip üzüntülü bir vaziyette geliyor Süheyl Bey'e. O da diyor ki Ahmet diyor onlar da yaptıklarıyla kalsınlar. Biz seni bir defa tanıdık diyor. Biz seni gerisin geriye gönderecek miyiz? Öyle mi zannediyorsun diyor. Ve bunları hep hesaba kattık evladım diyor ve sen yazın neler yaptın onu göster diyor. Birinci sene bittikten sonra yaklaşık 30'a yakın çalışma getiriyor. O da işte Feyhaman Hoca'ya gösteriyor. Feyhaman Hoca hayretler içinde kalıyor. Böyle bir yetenek diyor. Yani olağanüstü bir yetenek. Ve çok dikkatini çekiyor. Feyhaman Hoca da olduğunu söylüyor. Daha sonra Süheyl Hoca'ya getirdiğinde o çalışmaların 15 tanesini seçiyor. Onlardan 2 tanesini ayırıyor. Evladım işte bunlar diyor ahlak diyor. Yani bunları diyor hani tam istediği kıvamda. Ve daha sonra o eserleri seçtiği o eserler Ankara'da ödüller kazanıyor. İşte o 3 yıl maddi manevi destek oluyor. İşte ona burs veriyor. Hatta bir önceki seminerde de burada bahsetmiştik hocam. Öğrenciler için Süheyl Hoca'nın bir parası bıraktığı bir yer varmış. Oradan talebeleri gelir, ihtiyaçları kadar alırlarmış. O şekilde o yönünde. İşte bunlara hep ahlak diyoruz. Evet, bir gün işte muayenehaneye geliyor Ahmet Yakuboğlu. Feyyaman Bey ile aralarındaki o dostluğu bildiği için selam getiriyor. Sürekli güzel şeyler naklediyor. Artık güzel şeyler söylemiş ki hoca. Asıl mübarek kendisi o bilmiyor diyor. Süheyl Hoca. Bir şeylere, böyle şeylere çok memnun olurum. Ahmet biz vazifemizi yapıyoruz. Ben biraz gençlik, biraz cahillikle fazilet falan diyecek oldum. Diyor ki Süheyl Hoca, hayır Ahmet, fazilette menfaat vardır. Vazifede yoktur diye düzeltiyor. Evet, yani bu bizim vazifemiz diyor. Evet, vazifeye devam ediyor. En sonunda eşi soruyor Süheyl Hoca'nın, nereye gideceksin, ne yapacaksın? O da diyor ki, Kütahya'ya döneceğim diyor Ahmet Yakuboğlu. Kütahya'ya gideceğim deyince, vatan sevgisi imandandır diyor eşi. Ve bir görev veriyor hocası. Ve ömrünün sonuna kadar Ahmet Yakuboğlu, Kütahya'nın çok değişik yerlerini, muhtelif yerlerini, İstanbul'u, Bursa'yı, Anadolu'nun değişik yerlerini gidip birebir resimler yapıyor. Fakat giderken ona artık şu cümleyi kuruyor. Ahmet diyor, sen bizden mezun oldun. Hayatta canın ne isterse onu yapmaya mezunsun. Bir tek şeyi sana yasak, bir tek şeyi yasaklıyor o da siyasete girmeyeceksin diyor. Ve Ahmet Yakuboğlu hiç siyasete girmiyor. Çok farklı şekilde Kütahya'ya gelen, Kütahya'daki evi çok güzel bir evi var. Ve işte bu evde Kütahya'ya gelen bütün valiler, misafirler, askeri erkan orada misafir edilir, yemekler yenir. Evin alt katında fasıl heyetinin neyzenlerin böyle aynı zamanda neyzen hocasından işte hocası onu Halil Dikmen'e rahmetli Halil Dikmen'den ney dersleri alıyor. İşte neyzen Nurullah Kılıç Bey'den musiki ve Süleyman Ergunar Bey'den de musiki dersleri alıyor. Aynı zamanda şah ney üfler Ahmet Yakuboğlu. O misafirler onun evinin alt katında böyle ortada bir havuz var. Sağda ve solda, sol tarafta misafirler de sağda yeri geldiğinde işte musiki heyeti oradadır. Yaklaşık 40 tane neyzen yetiştiriyor Kütahya'da. Resmin dışında orada pek çok müzecilik faaliyetlerinde bulunuyor.
Ve 1986 yılına kadar her yaz gelip hocasının Cerrahpaşa'daki o tıp fakültesindeki derslerine katılıyor. Orada resim sehpasını kurup resim yaparmış. Öğrencileri, talebeleri de seyrederek o şekilde dersleri o şekilde oluyor. 2000'e yakın resmi oldu. Canlı birebir çalışıyor. Bu resimler hepsi oturup çalışmış. İşte hocasının nezaretinde, Süheyl Ünver'in hocanın nezaretinde suların ressamı, suyu çok gerçekten çok ustaca resmediyor. Burada işte o bahsettiğimiz resim çantası. O hepsi duvarında 1995 yılında ziyaret etmiştik. Hemşerisi olmamız hasebiyle Ali Toy amcamız, hattat ve mimar, onunla beraber ziyaret etmiştik. Birimiz amcamız İTÜ Mimarlık, ben de akademi mezunu deyince böyle birden heyecanlandı. İşini gücünü bıraktı, böyle kış, soğuk bir kış günüydü, soba yanıyordu. Ne yapacağını bilemiyor hoca. Bir resimlerini gösteriyor, bir minyatürlerini çıkartıyor. Saatlerimiz geçti orada. Bu yaptığı o küçük resimleri, o duvarında hocasının, Feyhaman Hoca'nın, Hoca Ali Rıza'nın olduğu gibi o da satmıyor. Fakat biz hani resim istedik ondan. Ben Kütahya Ulu Camii'ni istedim. Ali abi işte birkaç tane farklı resim istedim. Onları bize 6 ay sonra yaptı. O küçüklerden bakarak daha farklı, onu biraz daha yorumlayarak tabii ki yaptı. Tabii ki bir ressam ve geçinmesi gerekiyor. Evinin yanına çok güzel bir Çinili cami yaptık. Biraz Özbekistan havasında, dışı tamamen Çinilerle kaplı. Kendisinin çizmiş olduğu, tasarladığı bir cami yapıyor. Evi ve o cami ve bütün eserleri Dumlupınar Üniversitesi'ne vakfetti. Vakfı artık inşallah o bir müzeye dönüşecek. Burada yetiştirmiş olduğu neyzenler, çok değişik heyetler geliyor. Hatta mesela bu kitabında Kütahya, Rengarenk Kütahya kitabı var bu, şu kitapta. Bu ney ziyafetlerinin sonrasında bir tane Kültür Bakanı, Bursalı Kültür Bakanı, ismini şimdi söylemeyeyim. Bu çağlarınızın ismi nedir diye soruyor. O yabancılaşmayı işte anlamak anlamında. Çok etkilendim ama diyor bunun ismi nedir diyor. Bir Kültür Bakanı bu. Bütün arazisi, babasından kalan araziyi çam kurusu haline getirttiriyor. Orman Bölge Müdürlüğü'yle kurulmasında da çok büyük etkileri oluyor. Hatta bir defasında Demirel'e ziyaretine geliyor Kütahya'ya. Orada o yorgunluğu atsın diye ona işte bir müzik ziyafeti veriliyor. Ne dilersen dile benden gibi bir şey söylüyor. O Çinicilerin kuramadığı kooperatifi daha sonra müracaat edildiğinde hemen çözüyor. Bunun gibi çok kişi ziyaretlerine geliyor hocanın. Mor salkımlarla bir İstanbul sokağı, işte yani 1500 tane tablosunu bağışlıyor Dumlupınar Üniversitesi'ne. 3000 tane kitabını bağışlıyor. Evet, burası İstanbul'un güzide yerleri. Süheyl Hoca sık sık bu sözü tekrarlarmış. Sanat tabiattan daha zariftir. Yani gerçekten, şimdi bunun fotoğrafını çekseniz bu daha soğuk olur. Ama burada duygular karıştığı için, işin içine duygu girdiği için inanın çok daha etkileyici. Hem bir döküman yönü var. Yani bu yalılar pek çoğu duruyor gerçi. Fotoğrafta o duyguyu veremiyorsunuz ama evet, resimde veriyorsunuz. Burada mesela onun minyatürcülük yönü bize o albümleri gösterdi. Özellikle Nasrettin Hoca Mevlevilikle ilgili albümleri çok etkileyici. Yani aynı zamanda işte hocasının izinden bir minyatürcü, işte bir usta, bir minyatürcü yapmış olduğu çalışmalardan birisi. Bir başka öğrencisi rahmetli oldu Abdullah amca, Abdullah Taktak. Kütahya Tavşanlılıydı bizim ilçede. Bayağı bir ressam var. Yani saysak bir 15-20 tane çok iyi ressam var. Hep Ahmet Yakuboğlu'nun öğrencileri. Kütahya'da da bayağı fazla var.
ve İstanbul'da da tabii ki bayağı bir öğrencisi var. Bunlar hep hoca talebe canlı olarak işte Kütahya'nın değişik yerlerinde resimler yapılıyor. Başka yaşayan bizim atölyeye de gelen tanışıyorsun Hidayet Bey. O da bu geleneği sürdüren sanatçılardan. Birebir doğaya gidip tabiatın karşısında bu tür eserler üretiyorlar. Şimdi hocanın minyatürlerinden bahsetmiştik. Süheyl Hoca 1958 yılında bir Amerika'ya bir seyahat, bir iş için gidiyor. Fakat Kasımpaşa Mevlevihanesi'ne bir mektup yazıyor Süheyl Ünver'e. Buraya git diyor, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin fotoğrafını çek, resmini çalış, krokilerini çıkart. Belki diyor yıkılır falan bir şey olur, başına gelir diyor. Yani başka bir memlekette ve İstanbul'daki o Mevlevihane'yi düşünüyor. Sonra bir başka yarım kalan minyatürleri varmış. Onları Cerrahiyetül Haniye diye Millet Kütüphanesi'nde bir yarım kalmış böyle bir minyatürleri falan varmış. Mektubunda da ondan bahsediyor. Şimdi hoca talebe ilişkisi. Ahmet Yakuboğlu bunu emrediyor, yani yap bunları diyor. Hoca sürekli gittiği Ahmet Yakuboğlu'nun Kütahyalıların gittiği bir kahve varmış Cağaloğlu yokuşunda. Fakat içeride çok sevdiği arkadaşları var, onları görmek istiyor. Fakat bir taraftan da hocanın vermiş olduğu bir emir var ona. Gireyim girmeyeyim diye böyle bir tereddütte kalıyor. Bu muhterem insan bizden iş bekliyor. Gurbet diyarına ne sıkıntılar içinde kim bilir deyip böyle hatıratında yazıyor Ahmet Yakuboğlu. Burada biz keyfimizi sürüyoruz gibi düşünüp oradan ayrılıyor. Sonra o eserleri işte kızı işte enstitü müdüründen işte Belma Hanım'la buluşuyor ve müdürün odasında 2-3 gün çıkmadan bu eseri tamamlıyor. Fakat orada değişik bir hadise oluyor. O aradan bir 15-20 dakika geçtikten sonra o kahvehaneye eğer girmiş olsaydı belki bugün Ahmet Yakuboğlu olmayacaktı. Orada bir şiddetli bir patlama geçiriyor. Bir kamyon, bir dinamit deposu varmış. O dinamit deposunu işte patlatıyor, işte bir takım kaza oluyor ve hocasına o bağlılığından ötürü belki de Allah ona o emrini yerine getiriyor ve bugün pek çok öğrenci yetiştirmiş, pek çok neyzen yetiştirmiş. Allah hayırlı bir sağlık, sıhhat, afet versin diyelim. Yani şimdi hoca talebe ilişkisi çok mühim. Yani biz vazifemizi yapacağız inşallah. Yani bu bizim için bir görev. İnşallah sıkmamışızdır sizi. Ve ayağınıza sağlık. Bir sonraki söyleşimizde diyeyim. Olacak inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Thank you.